Alper, biraz eğlenmek ister misin? Hediyen Haliç Metro İstasyonu'nun yanı başında bulunan parkta gizli. Haritadan ve ipuçlarına yola çıkarak hediyene ulaşabilirsin. Tabii gidip alırsan. Oha! Siyah su getirmiş ya. Ya harbiden siyah yani bak. Oğlum bir dur. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizin gönderdiğiniz doğum günü hediyelerini açacağım. En iyi arkadaşlarımla birlikte. Oğlum video çekiyorum burada. Amerikan güreşi şeyi oynuyorsunuz ya. Hadi toplan. Biraz ciddiyet. Teşekkür ederim. Harbi oturdular. Hediye gönderen göndermeyen herkese çok teşekkür ederim. Eminim güzel hediyeler vardır yani bilmiyorum. Eğer hediye gönderemediyseniz hiç problem değil. Like atıp şu an o şeyi kapatabilirsin. Açıyorum. Oğlum eline hiç oturmuyor ya. Şu süpeyi çok... Kafayla. He? Kafayla mı? Aa! Karton bu en nihayetinde karton. Bayağı bir hediye var. Hadi başlayalım. Oo, birisi reklam almış. Hakan Erzurum, soyadı Erzurum herhalde. Bir adet elma. Güzel başlangıç bence. Bonibon. Mendil ki bence en kullanışlı hediyelerden bir tanesi. Es döner. Bu çok önemli. Bu reklam paketi mi? Arkadaş bak parayla benim videoma reklam almış. Boş poşet. Elma için. Şöyle bir paket var. Ya bu çizim gibi bir şey diye tahmin ediyorum. İlk biz görelim. Bence ilk biz görmeyelim. Bir çeviriyormuşuz. New fotoğraf falan çıkıyormuş. Dur. Ne? Güzel mi? Çeviriyorum. Bu şey ya. Bunu siz bilmezsiniz siz cahiller. Bu Doğu ile Batı'nın sentezini anlatan Victor Hugo'nun çok önemliyse gerçekten çok güzel gözüküyor. Ben bunu kullanırım. Can Ersöz kardeşim çok teşekkür ederim. Gerçekten beğendim. Onu bir merak ettim. Tepsi gibi bir şey. Direksiyon. Altu Cambaz göndermiş. Bu ne lan? Bayağı röveşe artık kaldı. Bu ne? Oha bayağı kirli. Kardeş bari temizlesene. Şaka bir yana ben bunu gerçekten duvara asarım. Bu büyük bir dekoratif bir şey yani. Abi şuna bak. Oğlum Enes'e iPhone XS Max bir şeyler gelmiş. Bize gelir mi? 4S falan gelir. 4S'i okuyayım mı? Süleyman Erkaya sanırım. İzmir'de. Evet. Bu ne lan? Bu ne ya? Oğlum o ne? Bu ne oğlum? Bu kullanılmış kireçli mireçli bir şey. Bu ne lan? Bu şey değil mi? Gelme ya abi. Kokusuna bakabilir miyim? Hayır. Sen biliyor musun? Bir baksana. O tuvalet şeyi. Sifon. Sifonun içindeki... Sifon bir de aynen doğru. Yüksekliği ayarlamak için. Süleyman niye yani? Tamam okey troll gönderdi. Kireçli sifon şeyini niye gönderiyorsun? Abi... Öğrenmiş olduk ne olduğunu bilmiyorum. Tabii. Muğla Üniversitesi personeli ve öğrencileri. Vay. Sevindim çok. Şimdiden teşekkür ederim. Şey saklama kabı. Gerçekten. İçinde bir şey var galiba oğlum. Kurabiyemsi bir şey var. Aa, altını... Aa çok güzel. Çok orijinal bir bardak altlığı. Kimdenmiş? İzmir Karşıyaka Melis Turan. Sunumdan 10 puan aldı. Ne hissediyoruz? Büyük. Tı tı tı. Oo. Bir şey söyleyeyim mi? Buradan çok güzel şeyler çıkacak gibi. Oo, Melis. Çok güzel değil mi? Ya bu Melis acı... Aa tanıdım ya. Benim fanım olan Melis. Evet ya. Ya canım benim bu kadar niye uğraştın? Bak birlikte fotoğrafımız vardı onu da koymuş. Burada muhtemelen bir not var. Ya bunu zaten bekliyordum. Ne zaman çıkacak diye düşünüyordum. Rende olmazsa olmazdı diye not da yazmış üstüne. Çok da güzel uzun bir not yazmış. Bunu da yine videodan sonra okuyacağım. Alper kapatalım istersen duygulandıysa. Vallahi çok duygulandım şu anda. Beyler ağzımız tatlansın diye hemen bir giyeyim. Vallahi çok beğendim ya. Üstünde kalsın hatta. Nasıl yakıştı mı? Yakışmadı. Güzel ya. Ya bırak. Çok çirkin. Son bir şey var saklayacaktım da dayanamadım. Verin geri. Evet Melis bir de şöyle bir masa saati mi deniyor? Böyle çok tatlı bir şey almış. Melis gerçekten iyi ki varsın. İyi ki benim fanımsın. Çok seviyorum seni. Meriç. Aa Meriç Akdiş. Arkadaşım zaten. Ya tahmin ettim zaten ne gönderdiğini. O çok güzel şeyler yapıyor böyle tahtanın üstüne. Evet ya. Aa çok güzel ya. Gerçekten emek vermiş bir de. Abi çok güzel. Ben ve Betül'ü çizmiş. Bir de şöyle büyük resimde ben Betül'e sarılıyorum baksana. Betül yine her zamanki gibi yeşil detoks suyulu bir şey içiyor. onu bile düşünmüş. Çıkı lan. Bahar Kaya İzmir. Paketli. Kızlar nasıl böyle paketlemiş? Erkekler laps diye koymuş böyle. Hadi git be. Hediye istedin al. Ya pardon paketlemiş ama yani. Nedir?
Abi ya ben bundan bıktım ya. Bunu ben daha önce de denedim. Şu an yapabiliyor muyuz onu? Ya yapalım hadi lan. Sizi mi kıracağım? Şunun nasıl takıldığını bilmek çok kötü bir durum. Bilmek istemem ben bu bilgiyi ya. Ben onu çok merak ettim şu an. Çok merak ettiysen kardeşim ilk başta sonra bir sana bir bana. Bak tamam. Bir tane hadi. Dur hatta şöyle koyayım mı? Piercing yapacakmışsın gibi bekliyorsun. Ooo kardeşim. Piercing de çok güzel oldu. Kapa. Bayağı güzel oldu. Şu an bir şey senin... Aaa düştü. Delikanlı adamın vücudu kabul etmedi. Seninkisi laps diye emdi. Şeyi kirpiği emdi. Hadi bak üzülme. Bak senin gözünden çıkan tüm mikroplarla beraber. Bak artık kendime kirpik takabiliyorum. Aa. Yakıştı mı? Yakıştı. Ve sıradaki hediye Alper Rende'ye Can Osman Aksoy'dan geliyor. Ana şey değil mi bu? Konfeti. Görüyorsun. Denemesek. Patlatayım ben ne olacak ya? İyi ki doğdun falan değil mi lan bari? İyi ki doğdun. Bravo! Bir şey söyleyeyim mi? Durduk yere aynen 10 dakika geç çıkacağız ofisten tertemiz. Bu arada tatlı hediyeydi ya. Konfeti güzel mantıklıydı. Can bravo çok teşekkür ederim gerçekten. Bu neymiş bakalım? Aa Ordu Spor. Ordu'dan mı gelmişti hediye? Ordu'dan gelmiş demek ki. Ona bakmayı unutmuştum. Vallahi kardeşim çok teşekkür ederim. Benim memleketim. Şöyle capslenelim. Ordulu benim. Ben aa Ordulu sen misin? Küfür mü ettin az evvel? Ama bakmadım. Emine Zelal Midyat. 38 numara ayakkabı yazıyor burada. İnşallah 38 numara ayakkabı değildir. Keşke 38 numara ayakkabı olsaydı. Metin'e Kaplumbağa. Bunun bir ismi var mı? Görüyorum kanalını ilk açtığından beri takip ediyorum demiş. Ömer ve Emir birlikte yollamışlar. Çok teşekkür ederim. Yasemin Gezer, Mersin'den. Oo, bravo. Bravo. Bundan sonra masam böyle şeylerle dolu dolu olacak. Teşekkürler Bülent Bab. Bak kuluk kuluk ediyor. Süleyman Biçer. Şöyle bir not çıktı yine. Abi Rusya'ya tatil için gitmiştik. Oradayken bu siyah suyu gördüm. Senin için almak istedim. İlginç olabilir. Umarım beğenirsin. Aa ben biliyorum siyah su diye bir şey var. Harbiden o. Harbiden adam siyah su getirmiş ya. Hiç görmedin. Evet abi hiç görmedim. Cahil misin zaten? Abi siyah su mu? Ben bunu açınca o çıt sesi gelmedi. Normal meşhur. Hatta takipçine güveniyorsan içeceksin kardeşim. Abi hiç kokmuyor ya. Hiç güven vermedi ama içiyorum. Görmeniz için şöyle bir elime dökmek istiyorum. Buradan da şuraya sektireyim. Aa bildiğin siyah. Harbiden siyah yani bak. Bak. Ya çok merak ettim ya. Abi bildiğin su ya. Evet geçelim. Allah'ım. Dur. Nasıl? Su var hiçbir fark. Bunu görünce çok merak etmiştim. Merakımı giderdin. Eyvallah bro. Abi daha çok var. Oley. Hediye açmak çok güzel. Ana sen nerede orayı şimdi? Ceyda Nur Akpınar. Vay. Bu kim bu yakışıklı kim ya? Bu yakışıklı kim ya? Evet bir de stres şarkı ve kutu çıktı. Teşekkür ederiz. Gökhan Tezcan Bursa. Ana Nintendo. En sevdiğim. Oğlum çok iyi lan. Eski ne varsa yollamış adam. Sony PlayStation 1 değil mi bu? Ana. Belli bunu almamış. Oğlum PSP var lan. Çok eski. Ve bunların hiçbirisi benim olmamıştı. Ben de hep olsun istediğim ama hiç olmayan ürünler bende. Abi kaset çalar. Oha. İçinde kaset var. Raga Oktay var. Selamun aleyküm. Raga Oktay selamun aleyküm albümü. İnanılmaz gerçekten bununla birlikte yollaman. Teşekkür ederim. Sena Nur Özcan. Oo bir tişört çıktı. Sevdiğim bir renk. Doğum günü kutlu olsun yazmış oraya. Bir sürü not var. Çok uğraşmış. Çok teşekkür ederim. Kubilay Bork. Sallasana ilk. Neyi merak ediyorsun? Kutlu istersen bir daha da. Umar şey... Spider-Man falan. Ay, Durende. Durende ve arkasında benim fotoğrafım. Vallahi çok teşekkür ederim kardeşim. Bayağı şey. Rende bu. Şöyle dokusundan anladım. Emir Özbay. Vallahi rende. Bir rende daha. Niye olmasın ki? Simay Coşkun Edirne. Oğlum bu ne lan? Lan üstünde fiyatı yazıyor. 49.50 KDV dahiliz. Abi çok elini sokayım, sokmayayım mı? Bence şey abi bence bunu elini şey sokmuyorsun. Evet, pil koyuyorsun bu şey oluyor. Yürüyen bir el var düşünsene böyle sürüklenen el var. Ha bak dur şuna elimi de geçirmeyi deneyeceğim.
Abi şuna bak. Şşş kardeş. Sadece eli takacağım. Bir tuvala. Bir sonraki Muhsin Ege Alp. Finger kaykay. Riyaz seversin sen. Yalnız ben onunla bayağı iyiydim ben. Ama açılmış. Burada güzel bir şey var. Ağır. Bu ne sence? Abi işte tuvalet temizleme şeyi gibi. Bilmiyorum. Oğlum ayna lan bu. Şurası sürtmüş. Abi bu da güzel dekor aslında ya. Bunu troll olsun diye göndermiş bir tane ama ben bunu da asarım yani. Mehmet inandık. Bir tane mi? Bir tane mi? Yok mu içinde? Arda her şeyi kokluyordun. Al. Oğlum bir tane çorabı niye yolladın? Oğlum bu kokuyor bir de ya. Şaka bir şaka değil yani. Mehmet inandık. Bak seni ifşa alıyorum burada kardeşim. Bu nedir ya? Bari gönderdin ikisini gönder birlikte. Bir yıkayayım giyeyim. Hani kokmuş çorabın tekini niye bana yolluyorsun? Güzel kaldı. Tuğçe Şahin. Şöyle tatlı iki tane not var. Bunları yine okuyacağım videodan sonra. Çok teşekkür ediyorum. Hala bize iPhone XS Max 8 Plus çıkmadı. Tatlıymış. Güzel yani desensiz ve çok tatlı bir bardak. Harbiden beğendim. Ezgi Erdoğan. Ya benim takipçim gerçekten beni tanıyor. Niye biliyor musun? En sevdiğim renk. Bak gerçekten. Deneyelim mi? Deneyelim gel. Hayır. Gel yani, gel. Konu ben değilim. Gel Yalnız iyi sürüyor ya. Yakaladınız mı onu? Eli yatkın yani. Ondan sonracığıma bak. Kulaklık var, lazer var. Tam böyle lensi çizdirmelik. Eurotrack. Gerçekten en son 98'de CD kullanmıştım ama olsun. Evet. Teşekkür ederim. Hadi bu çıkıyor. Bu ne ki? Allah düştü. Arabaymış. Çok da tatlı bir arabaymış ha. Siyah susadım ya ben. Sizin susadım. Siyah susadım ne ya? Gitti. Hayda! Bülent abi. Hayda! Olkan Aslan ya da Olcan Aslan. Bak Alper Ren de yazmış. Alper biraz eğlenmek ister misin? Hediyen Haliç Metro İstasyonu'nun yanı başında bulunan parkta gizli. Haritadan ve ipuçlarına yola çıkarak hediyene ulaşabilirsin. Tabii gidip alırsan. Oha! Çıkalım mı? Birazdan Haliç Metro İstasyonu'nun oraya gideceğiz. O işte şeyi şifreyi çözüp hediyeyi bulmaya çalışacağız. Ama çok ilginç. Niye bu hala burada abi? Vildan Ersan. Bir defter var. İçinde de notlar. Bunu da okuyacağım videodan sonra. Şöyle bırakayım. Vay, güzelmiş. Değil mi? Güzel. Aynen. Okey yani arkasında da şöyle şey var. Nilay Yaşar. Bu ne lan? Oğlum, yemin ederim bir açınca bir garip oldum. Yılan. Korktun mu? Bıraklı yılan. Ha bu onun sesini yapmak için mi? Güzel. Bravo. Kanka şu şey ne? Şu mu? Hı. Bu Almanya'dan geldi. Nasıl Almanya'dan geldi? Bak be. Üstünde bileklik var burada. Ana üstünde şey var, pul var. Harbiden şey, Almanya'dan gelmiş. Bey yani bey. Hani Almanya'da, Almanca'da bey demek. İçinde şey yazıyormuş. Dımtıs dımtıs. Anladınız mı eskiyi? Ya işte bu çocuk üstün zekalı. Hani Almanya'dan beatbox yapıyor. Ya orada bana bir taglar şey yaparsan. İsmi Abed Nori. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. Notunu yine videodan sonra okuyacağım. Çok. Son bir tane büyük paket kaldı. Hacı Şerif yazıyor. Bakalım neymiş. Ahmet Ejder göndermiş. Bakalım neymiş. Oo, bir saniye. Burada bir şeyler var. Oğlum bu şey fotoğraf değil lan. Oğlum bu çikolata lan. Oha. Bülent Bab. Ne diyorsun? Oradan gözüküyor mu bilmiyorum. Ama her biri bir tane çikolata. Tam şurayı alıp yesene. yapboz oldu lan. Çok iyi. Ben yüzünü yerim ya. Tamam mı? Versene oğlum. Allah'ım ya. Bunu kutu olarak yapmışlar. Zaten yiyip tekrar koyabiliriz. Tam da 4 parça yapmışlar bize göre. 5 kişi. Hani 80 hediyeden sonra ben. Çikolata için çok teşekkür ederiz. Güzelim fotoğrafı ne hale getirdiniz ya? Oğlum vallahi bozdunuz ha. O zaman şimdi Halic'e gider miyiz beyler? Ederiz ya. Allah'tan erkek erkeği açtık çünkü sıkıntı bir şey çıkabilir. Hadi toplanıp Halic'e gidelim. Şimdi hediyeleri bitirdik. Bizi asıl meraklandıran şu hediyeye doğru yola çıkacağız. Abi harbiden hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar yani niye bu kadar uğraştın kardeşim? 12 Ekim'de yollamış. Çok olmuş lan. 12-10 Fulya'dan göndermiş. Biraz eğlenmek ister misin falan demiş bir de. Fotoğraflarını falan da çekmiş ya. Şimdi akşam gidip bakacağız. Hadi gidelim. Evet şimdi ofisten çıkıyoruz. Çok saçma bir olayla karşı karşıyayız ya şu anda. Hediye durma ihtimali ben hiç düşünmüyorum. Durmuyordur bence.
şu an Karaköy'deyiz. Tam olarak buradayız. Biz köprüden karşıya geçip şuradaki parka gideceğiz. Oo, bayağı yol var ya. O hediyeyi bulacağım. Bu arada arkadaşlar şu anda saat 00:53. Yani Olkan umarım... Başımıza bir iş gelmesin arkadaşlar. Umarım başımıza bir iş gelmez Olkancığım. Evet geldik. Hemen şurası definenin saklı olduğu park. Bak. Haliç Metro istasyonunun yanındaki parktan bir görüntü diyor. Şurası. Karşısında turist otobüsleri bulunuyormuş. Neresi abi? Şurası. Şu ağaçların arasında dur. Nereden? Şu aradan yok. Bakayım. Yok abi burası değil ya. Taşlar böyle değil. 40 yılın başında ofiste oturarak video çekelim dedim, tamam mı? Dış çekim yapmak istemiyordum bugün. Çünkü biraz hastayım. Abi yine bizi şey çıkartıyor dışarı. Heh şurası abi. Şurası. Geldik. Dur şimdi bakıyorum. Demiş ki 3. karenin içindeki bu taşların altındaki şeffaf dosya gibi paket göreceksin. Hediyen orada. Not sadece kırmızı kare yerde arama yapmalısın. O bölge dışında yoksa kaybolmuş olabilir. Kaybolmadan ona ulaş. Şu sanki kırmızı kare bunun gibi bir şey. Doğru muyum? Evet. Şeffaf dosya. Bu arada bir poşet resmi var ama. Aha vallahi burada. Yemin ederim burada. Abi bir şey söyleyeceğim. Sadece not var bunun içinde ya. Hediye yok ki. Nemlenmiş arkadaşlar. Uzun süredir burada olduğu için çok nemlenmiş. Aa, yırtılmış. Görüyor musunuz bilmiyorum ama çok dikkatli açmaya çalışacağım. Uzun süredir burada olduğu için nemli... Ah be, elimde parçalandı. Bence kurutalım onu ya. Ben açma abi, kurutalım onu. Kurutalım mı? Aynen. Arkadaşlar bakın bu uzun süredir burada beklediği için taşların toprağın içinde nemlenmiş ve ben dokunduğum gibi dağılıyor. O yüzden kurumasını bekleyeceğim. Evde falan yapacağım o zaman. E hadi gidelim, ben bunu kurutacağım o zaman. Ve aradan bir gün geçti. Şu anda kağıt kurudu. Şöyle şu halde ama oldukça hala böyle narin ve pis duruyor. Evet şimdi içini açıp okumayı deneyeceğim. Olkan beni ne işlere bulaştırdın ya? Olkan. Bu arada bir YouTube kanalı varmış burada. Ben de yeni gördüm. Kendi YouTube kanalının herhalde şeyini koymuş. Birazdan bakacağım. Hay Allah. Bunu açmak imkansız. Öyle bir yapışmış ki. Tabii bir ay beklediği için, hatta bir aydan daha fazla beklemiş yerin altında. Poşetin içinde olsa bile nemlenmiş. En önemsiz kısmı açabildim şu anda. Alper Rende yazıyor. Bir de dikkatine yazıyor orada. Şu parçamız tamam hadi. Belli ki puzzle gibi parça parça açacağım. Şu anda kağıdın bir kısmını açabildim. Burada sıkıyorsa yap maddeleri yazıyor. İçerik hediyesi bu anladığım kadarıyla. Sıkıyorsa yap maddeleri var. Aslında en güzel hediye diyebileceğim bir şey ya içerik. Ama içeriklerin %90'ı şu an çöp. Kardeşim keşke DM falan atsaydın. Şöyle bir şey çıktı. Anladığımız üzere hediye içerikmiş. Yani ben böyle yorumladım. Evet. Bir videonun daha sonuna gelmiş olalım böylelikle. Herkese hediye gönderen, gönderemeyen, bu videoyu izleyen ve like atan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bum.